Bir başlangıç yatırım miktarı olan P, R oranındaki yıllık bileşik faize konuluyor. Faiz oranı olan R'yi evet burada görebilirsiniz. Yatırımın T yıl sonraki miktarını temsil eden A yukarıdaki denklem ile hesaplanabiliyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi faiz oranını yatırımın gelecekteki değeri, başlangıç miktarı ve yatırım yapılan yıl sayısı türünden vermektedir? Evet, kısacası bizden R'nin ne olduğunu bulmamızı istiyorlar. Bakalım yapabilecek miyiz? Öncelikle denklemi yazalım. Gelecek değer yani A eşittir ilk yatırım yani P çarpı 1 artı faiz oranı yani r üzeri t. Şimdi r'yi yalnız bırakmak için yapabileceğim ilk şey. Bu terimi yalnız bırakmak için iki tarafı da p'ye bölmek. Evet bu lazım. Bunu yapınca a bölü p ya da bir saniye bunları diğer tarafa yazayım. 1 artı r üzeri t eşittir a bölü p elde edeceğiz. Buradaki t'den nasıl kurtulabiliriz? İki tarafında 1 bölü t'inci kuvvetini alarak öyle değil mi? Hemen yazıyorum. Buna bir de üssü 1 bölü t yazalım. Aynı şekilde buna da. Üzeri 1 bölü t. Bunu yapınca sol tarafta bir sayının önce t, sonra da 1 bölü t'inci kuvvetini alıyoruz. Elde edeceğimiz kuvvet bu ikisinin çarpımı olur. Çarpımını aldığımızda da bu ikisi birbirini götürür ve geriye bu ifade üzeri 1 kalır. O halde buraya artık 1 artı r yazabiliriz. Sağ tarafta ise yatırımın gelecek değeri bölü ilk yatırım üzeri 1 bölü t olur. Evet gerisi kolay. R'nin ne eşit olduğunu bulmak için son olarak iki taraftan 1 çıkaracağız. Bunu yapınca da r eşittir. Yatırımın gelecek değeri bölü ilk yatırım üzeri 1 bölü t eksi 1 elde ederiz. Doğru seçenek bir bakalım. Evet işte burada.